Herkese merhabalar, ben Özkan Aracı. Bu videoda sizlere tonerli yazıcımı, kartuşlu yazıcımı bunlardan bahsedeceğim. Artılarıyla, eksileriyle hangisi daha avantajlı? Bunu sizler için değerlendiririz arkadaşlar. Öncelikle bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Öncelikle bir yazıcı almaya karar verdiniz. Fakat nasıl bir yazıcı alacağınızı bilmiyorsanız bunu sizin için masaya yatıralım. Tonerli yazıcı mı, kartuşlu yazıcı mı, hangisi sizler için uygun? Öncelikle arkadaşlar toner nedir, kartuş nedir bunlardan bahsedelim. Toner dediğimiz olay yazıcı içerisinde bulunan tonerin tozun yazıcı tarafından yakılarak baskıya dönüştürülmesidir arkadaşlar. Toner içerisinde yani tozlu baskı içerisinde toz sayesinde sizlere baskı veriyor arkadaşlar. Kartuş dediğimiz olay ise içerisindeki baskı kafaları sayesinde mürekkepler yardımıyla sizlere baskı veren yazıcılardır. İkisinin de birbirine göre avantajları, dezavantajları bulunmaktadır arkadaşlar. Ancak tonerli yazıcılar bir tık daha avantajlı. En azından benim için, benim gözümde bir tık daha avantajlı arkadaşlar. Peki hangisini tercih etmelisiniz? Örneğin öğrenci, öğretmen veya sınıfta kullanacaksanız kartuşlu yazıcıları tercih edebilirsiniz. Daha doğrusu tanklı yazıcıları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kartuşlu yazıcıların hem baskı kapasitesi biraz daha az, 150-200 sayfa gibi baskı kapasiteleri var. Ancak tanklı yazıcıların 12.000 sayfa, 18.000 sayfa siyah, 7.000 sayfa, 10.000 sayfa renkli çıktı kapasiteleri mevcut. Bu yüzden tanklı yazıcıları da bu kartuşlu yazıcılar içerisinde değerlendiriyorum ben. O yüzden bunları tercih etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır. Kartuşlu yazıcıların baskı hızı biraz daha yavaştır arkadaşlar. Ancak maliyetini hesapladığınızda çıktı sayısına göre oldukça performanslıdır, kendini amorti eden yazıcılardır. Dediğim gibi eğer öğrenciyseniz, evde kullanacaksanız veya öğretmenseniz, okulunuza kullanacaksanız, sınıf için alıyorsanız kartuşlu yani tanklı yazıcıları tercih edebilirsiniz. Veya normal kartuşlu yazıcıları da alabilirsiniz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bunun kartuşun doldurulması çok daha zahmetli. Yani 150 sayfada bir sürekli kartuş doldurmanız gerekiyor. 200 dolumdan sonra da artık kartuş ömrünü tamamlıyor arkadaşlar. İki kartuşun maliyeti bir yazıcı parası. Bu yüzden tanklı yazıcıları tercih ederseniz sizler için daha avantajlı olacaktır. Gelelim tonerli yazıcılara. Tonerli yazıcılar her açıdan kartuşlu yazıcılara göre daha avantajlıdır arkadaşlar. Tek dezavantajı maliyetinin yüksek olması, sarf malzemelerinin pahalı olması arkadaşlar. Ancak bu yazıcıları eğer ofiste kullanacaksanız, kırtasiyelerde kullanacaksanız bunları tercih edebilirsiniz. Çünkü baskı sayıları oldukça yüksek. Maliyetine, avantajına baktığınızda kendisini amorti eden yazıcılardır. Bu yüzden bunları tercih edebilirsiniz. Minimum 1500-2000 sayfa çıktı almaktadır. Bu tabi tonerin kapasitesine göre daha da yukarılara çıkmaktadır arkadaşlar. Performans tonerleri olsun, daha büyük gelişmiş yazıcılar olsun, tonerli yazıcılar. En azından bu sizlere göre daha avantajlı olacaktır. Dediğim gibi eğer evde kullanacaksanız, öğrenciyseniz, öğretmenseniz veya sınıfta kullanacaksanız kartuşlu yazıcıları tercih edebilirsiniz. Tanklı yazıcıları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ancak ofiste kullanacaksanız, büroda kullanacaksanız tonerli yazıcıları tercih edebilirsiniz. Bu sayede tonerin dolumu da ucuz, doldurulması da kolay. Ancak bunu tek başınıza yapamayabilirsiniz. Bir bilgisayarcıya veya teknoloji firmasına gittiğinizde bunlar size dolum konusunda yardımcı olacaklardır. Şu anda kırtasiyelerde çıktılar oldukça pahalılaşmaktadır. Bir adet bir sayfa çıktı. Renksiz siyah beyaz olarak 1-1,5 liradan 2 liradan ortalama çıkarılmaktadır. Renkli çıktılar ise 2,5-3,5 liradan çıkarılmaktadır arkadaşlar. Bu fiyatlara baktığınızda her iki yazıcı da sizin bu maliyetleri karşılayacaklardır. Örneğin 1000 sayfa, 10.000 sayfa çıktı aldığını varsayarsanız kısa bir hesap yaptığınızda maliyetlerin ne kadar yukarılarda olduğunu görebilirsiniz. Ancak bu yazıcılar sizler için daha da avantajlı hale getirecektir arkadaşlar. Sizin kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa, bana sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum bölümünden veya DM üzerinden, sosyal medya hesaplarım üzerinden bana sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Yorum olarak bana iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.